Herkese merhaba arkadaşlar. Borsada bir emekçi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle yine kendi bağlamında baktığımızda çok fazla piyasada dillenmeyen, çok fazla yüksek hacmi olmayan ama yükselişine de başladığında çok güzel kazançlar elde ettiren ve yine temellerinde yurt dışı kuruluşu olan ve yatırım yapan bir e, finans şirketinin olduğu, holdingin olduğu bir hisseden bahsedeceğim sizlere. Genel anlamda dediğim gibi tahtası çok büyük bir tahta değil. O yüzden de yukarıya doğru sert hareketler yapabilen bir şirket olacak bu. O yüzden sizlerle Uzertaş boyayı konuşacağız. Üzer koduyla Borsa İstanbul'da hizmet veren şirketle ilgili sizlere kısaca bilgiler vermeye çalışacağım arkadaşlar. Bu video hem katıl grubumuzdaki hem sinyal grubumuzdaki dostlar için de açıklayıcı bir video olacak. Çünkü katıl grubumuzda bu hisse senedi yatırımını birkaç gün öncesiyle başlamıştık ve genel anlamda da şu an için güzel kazançlar elde ettik. Neden güzel kazançlar elde ettik? Hemen bakın şurada biz giriş yaptığımız için 216 seviyelerinden yukarıya doğru bir yükseliş verdi. Şimdi teknik tarafında muazzam rakamlar var. Bundan önce hemen uzartaj.com sitesine bir girip bakalım. Baktığımızda güzel bir başlık bizleri karşılıyor. Ahşap tarafında, ahşap koruma tarafında dünya lideri olduklarını arkadaşlar biliyoruz ve çok e, küresel ölçekli marka da distribütör olarak karşımıza çıkıyor Üzertaş. 1962 yılında Kole Üzer Kolektif Şirketi olarak ticarete başlıyor. 1972 yılında anonim şirkete dönüşüyor. 55 yıllık geçmişiyle genel anlamda kendi içinde ilkleri prensip ediniyor. Türkiye'de boya sektörünün gelişimine de büyük katkıda bulunuyor. Boya piyasasının önemli kilometre taş da taşlarından da biri oluyor. Türkiye'yi ilklerle tanıştırıyor ve bu bağlamda Belçika kökenli trimetal boya ve verniklerini ithal ederek 20 seneden fazla sektörde markanın kabul görmesini de sağlıyor. Şimdi birazcık daha detaylarına inecek olursak. Üzer taş baktığımızda aslında Almanya'dan ondan sonra Belçika'dan dediğimiz gibi buradan ürünler getirip bunların genel anlamda birinci distribütörlerini yapıyor. Referanslarına baktığımızda ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı, Panayiya Rum Kilisesi'ni, Hürrem Sultan Hamamı'nı, Edirne Büyük Sinagogu ve Galata Tower'ı, Ataşehir Mimar Sinan Camii'ni referans tarafında görebiliyoruz. Ürünler tarafında ise bu gerekli markaları biraz daha bu boya içinde olanlar daha iyi bilir. Bechk, Bech CP Plus, Bondex gibi çeşitli markalar karşımıza çıkıyor. Baktığımızda arkadaşlar aslında burada birazcık daha iş değişiyor görsellerle videolarla da tanıtmışlar kendilerini güzel bir sunum hazırlamışlar aslında gayet başarılı bir internet sitesi var bu da çok önemli 100 yıldan fazla arkadaşlar beçkin bir şey var yani piyasada tutulmuş şey var bu beçkin de tek distribütörü olarak karşımıza çıkıyor ve genel anlamda da bu ürünü tüm bir bakın bilgilerini vermişler burada gerçekten bilgi anlamında besleyici bir internet sitesi mevcut biz hızlı bir şekilde geçiyoruz. Ben videoyu çok bunaltmak istemiyorum. Çünkü bizim aslında bakmamız gereken yere faaliyet raporunu bir açtık. Faaliyet raporuna bir bakmak istiyorum. Yine bu faaliyet raporu genel anlamda zaten e, yıllık faaliyet raporlarına bakıyoruz. Çok da fazla aslında insanların kafasında şu var. Ya hocam zaten işte pazar olarak veya sıkıntılı pazarlarda izleyen hisseler. Bunların faaliyet raporlarına niye bakıyorsunuz vesaire diyebilirsiniz. Ama genel anlamda bunlara da bakmak gerekiyor. Bunları sakın ama sakın atlamıyorsunuz. Bakın 5 gün mesela Almanya'dan ithal edilmesi. Yine 5 CP Plus'ın hem Türkiye'den hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde resmi distribütörü. Yine İnkrakar'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Irak, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan'ın yetkili distribütörü. Yani genel anlamda ne kadar çok distribütörlük olduğunda burada sizlere faaliyet raporunu göstermek istiyorum. Yine baktığımızda sermayede Investment Holding Limited'i görüyoruz. Bu Investment Holding Limited yurt dışı kuruluşlu bir holding ve yine Üzertaş'ta bunların yatırımları var ve sermayedeki payları %76,63 olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da sizlere bildirmek istiyorum. Aynı zamanda bu holdingin baktığımızda biraz daha bilindik şirketlerden Veruso Holding'de de yatırımları mevcut. Hemen hızlı bir şekilde aşağıya inelim. Burada gelecekle ilgili bir yazı varsa onu okuyalım ona bakalım onun haricinde hemen hızlı bir şekilde aslında Find Tables tarafına ve oradan teknik analiz tarafına geçelim çünkü çok da fazla uzatmanın yersiz olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma şimdi baktığımızda 2022 yılına göre kıyaslarsak toplam aktiflerinin hemen hemen %100 arttığını dönem varlıklarının yatay kalınabilecek seviyede kaldığını duran varlıklarının güzel artış gösterdiğini. Toplam yükümlülüklerinde tabii buna keza toplam yükümlülüklere aslında baktığımızda %150'den fazla artmış. Bunda kısa vadeli yükümlülükleri evet biraz fazla uzun vade yükümlülükler de geçtiğimiz yıla göre artmış. Ama öz kaynak getirisi olarak baktığımızda da öz kaynakların artışı güzel. Şurada kısa vadeli yükümlülükler sadece biraz mide bulandırıcı ama genel olarak bunun da üstesinden geleceğini düşünüyorum ben şirketin. Şimdi üzer taş baktığımızda hemen gelelim. Sermaye diğer tarafında arkadaşlar 1.960 milyonluk bir lot var. Bakın bu önemli. Yani piyasada az bulunan lotu az olan şirketlerden bir tanesi. Bunu sizlere söyleyeyim. Sermaye artırımı ve temettüyü en son 2017 yılında tahsisli olarak sermaye artırımı yapmış. Zaten bu tahsisli da zaten az önce bahsettiğimiz şirkete. Şimdi Üzertaş'ın teknik tarafına geçip haftalık görüntüyü paylaşmak istiyorum sizlere. Çünkü ben sizlere şurada paylaştığım yerde öz arkadaşın aslında şurada net bir şekilde düşen kırılımını paylaşmıştık. Burası günlük grafikte şu seviyelerde düşeni kırdığını ve ilk etapta şuradaki yatayı tekrar deneyeceğini konuşmuştuk. Şimdi günlük grafikte bu yatayı tekrar deneyeceğini konuştuk ama bu yatay nereye geliyor? Bakın şimdi fiyatımızı açtık. 284,5 seviyesini geçtiğimiz takdirde artık yukarı yönlü hedeflerimiz daha da netleşiyor ki ben bu seviyeyi rahat bir şekilde geçebileceğimizi düşünüyorum. Haftalık görüntüde aslında görüntü daha da güzel. Haftalık görüntüde baktığımızda ilk etapta bakın net bir şekilde şurada bir yatay bant var. Bu yatay bant hangi bant? Aralık 2022'den bu yana devam eden arkadaşlar bir yatay bant var. 284,5'ün üstünde de kalamadığımız için bu yatay bantı yukarı yönünü geçememişiz. Şimdi bu yatay bantı 284,5 geçtiğimiz takdirde hedeflerimiz neler? Baktığımız o soritürümüz sıkışmaya giriyor. Mekti tarafındaki artış haftalıkta da güzel. İlk etapta 432, daha sonra 723 TL ve daha sonra 1570 TL. Pozisyona girdiğimiz yerden itibaren ilk hedefimize %98 %90, ikinci hedefimize %230 ve son hedefimize %600'lük bir getiri potansiyeliyle arkadaşlar portföyde tutulabilecek bulunabilecek şirketlerden bir tanesi aslında Üzertaş Boya Sanayi. Tekrar tekrar söylemek gerekiyor. Sermayesi az, düşük sermayeli şirketlerden bir tanesi, harekete başladığında sert hareketlerle muazzam getiriler elde ettirebilen şirketler bir tanesi. Ve yine baktığımızda altı katlık bir portföyü katlayacak getiri potansiyeli olan şirketlerden bir tanesi. Arkadaşlar bu tarz şirketler harekete başladığında güzel bir şekilde bizleri kasa katlatır. Ama şunu söylemek istiyorum bu tarz şirketlere kalkıp da çok hacimli bir şekilde giriş yapılmaz. O yüzden tahtada baskılanabilirsiniz. Hatır sayılır miktarda düzenli olarak toplayıp gerekli hedeflere geldiğinde kar satışlarını yapıp lotlarınızı azaltabilirsiniz kısa öz anlatmaya çalıştım. Hani birazcık da videonun içeriğini doldurmak istedim. Ama şirketimiz Üzertaş Boya Sanayi arkadaşlar güzel getirler elde ettirilecek. Çünkü zamanları geliyor bu tarz şirketlerin ve bu tarz şirketler asıl borsanın para kazandığı şirketler olarak karşımıza çıkıyor. Ama tekrar tekrar hatırlatıyorum bu tarz şirketlere çok yüklü portföylerle girilmez dostlar. Bu uyarıyı da yaptıktan sonra Videomuzu kapatmadan önce biliyorsunuz burada yer alan bilgi ve paylaşımlar sadece benim sizlere araştırmalarımın ya da dikkat çeken benim kendi adıma dikkat çekmekte böyle hisse olarak benim karşıma çıkan birazcık daha özen gösterdiğim yani para kazanılabilecek dediğim şirketleri sizlere aktarmaya çalışıyorum ama bunlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değil mutlaka sizlerde kendi araştırmalarınızı yapın dostlar kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın tekrar görüşmek üzere.